Avukatımızın çoğu belediye başkanımız. Değerli milletvekillerimiz, yurdumuzun çeşitli il ve ilçelerinden gelen çok değerli belediye başkanlarımız, siyasi partilerimizin temsilcileri ve değerli basın mensupları, Kamuder tarafından bu yıl 10.sü gerçekleştirilen geleneksel ödül törenimize hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Programı arz ediyorum. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı, Kamuder Genel Başkanı Sayın Cevdet Başdoğan'ın açılış konuşması, Ankara'nın Kur'an'dan Bir Demet Türkü, konukların tanıtılması, Kamuder yönetiminin tanıtılması, Kamuder'in sırayı gösterisi, ödüllerin dağılımı, konuklara Türk bayrağı dağılımı, günün anısına toplu fotoğraf çekimi yapılacaktır. Ödül alacak değerli konuklarımız ödül dağılımından sonra arzu ederlerse misafirlerimizi selamlayarak kısa bir konuşma yapabilirler. Ayrıca ismi yazılmamış belediye başkanlarımız aramızdalarsa lütfen isimlerini bize bildirirlerse çok seviniriz. Şimdi saygı duruşumuza geçiyoruz. Aziz şehitlerimizin yüce hatıraları için başta Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Başkanım, Sayın Meclis Başkan Vekilim, Sayın Genel Başkanım, Sayın Milletvekillerim, Sayın Belediye Başkanlarım, saygıdeğer hanımefendiler, saygıdeğer beyefendiler, Kamuder, Kamu Görevleri ve Çalışanlar Derneği'nin 10. Geleneksel Ödül Töreni'ne hoş geldiniz, şeref verdiniz. Sayın Genel Başkanım, Sayın Bakanım, değerli konuklar, konuşma metnini yazıya dökülerek ona göre yazmam gerekiyordu, okumam gerekiyor. Fakat aramızda çok saygı değer konuklar var, iş adamları var, belediye başkanları var, siyasi parti genel başkanları var. Tabii ister istemez heyecanlanıyoruz.
okuduğum zaman da şaşıracağımı tahmin ediyorum. Affına sığınarak söylüyorum, buna bakmadan okuyacağız. İşimden geldiği gibi konuşacağım. Değerli konuklar, sayın genel başkanlarım, saygıdeğer belediye başkanlarım, geldiğiniz adres doğru adrestir. Büyük Türkiye güçlü kamu der. Şurada sloganımız var. Adınız kamu der, soyadınız Türkiye. O da doğru. Bu salonda bulunan siz değerli konuklar, her düşünceden insanlar var. Milliyetçi Hareket Partisi'nde var, Cumhuriyet Halk Partisi'nde var, Adalet Partisi'nde var, Adalet ve Kalkınma Partisi'nden var. Zaten önemli olan da bu değerli insanları bir çatı altına toplayarak konuşmak, konuşturmak ve motivasyon sağlamaktır. Bizim kamu derin amacı da Türkiye'de birlik, beraberlik ve dostluğun adresi siyasilere, belediye başkanlarımıza, halkımıza göstermektir. Bu doğru adresi de gösterdiğimize inanıyoruz. Adres doğru. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Sayın Meclis Başkanım, saygıdeğer milletvekillerim, çok konuşulacak konu var. Dertliyiz, anlatmaya kalkarsam saatlerce bitmez ama konuşmayacağım. Bu da bir tepkidir. Bir söz var, diyor ki, gülmek de bir tepkidir değil mi Sayın Vekilim? Necati Bey. Tabii Necati Bey çok seviyor Sayın Vekilim. Biz aynı dönemde milletvekili adayındaydık. Biz pes ettik, dedik ki yeter artık, oturduk evimize. Kendisi bravo, tebrik ediyorum. İl başkanı, milletvekili, inşallah bakan olursunuz. Değerli konuklar, bana sordular tabi arkadaşlar, bu telefondan sordular, birebir sordular. Dediler ki bu anki çalışmaları, kriterleriniz nelerdir, nasıl tespit ettiniz? Samimi söylüyorum, biz eş dosta sorduk. İlgisi hastalığı olmayan arkadaşları telefonla aradık, bilgi edindik. Necati Yılmaz nasıldı arkadaşımız? Cumhuriyet Halk Partileri'ne sorduk. AK Partileri, AK Partileri'ne sorduk. Milliyetçi Hareket Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi seçmenine sorduk. Normal vatandaşlara sorduk. Biz sizin gibi çok değerli, kıymetli dostlarımızı bulduk. Bu salonu davet ettik. Türkiye'nin en başarılı, en yılın en başarılı, en dürüst, en çalışkan yöneticilerimizi bulduk, davet ettik. Bu salona Türkiye'nin hemen hemen 20 ilinde gelenler vardı. Hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Dediklerimiz de doğrudur. Şimdi kamu derdince vatandaşın ve basının, milletin aklına da vefa müdürlüğü geliyor, vefa müdürlüğü. Geçmişine saygısı olmayan, hürmeti olmayan bir örgüt, bir örgüt mensupları muvaffak olması mümkün değil. Biz bunu yapıyoruz. Her yıl bu ödülleri yaparken yılın en vefaları ödülünü buluyoruz. Bu yılınki vefa ödüllerimiz eski başbakanlarımızdan Yıldırım Akbulut'u davet ettik. Sayın Başbakan katılacağını söyledi. Dün akşam Zinele'den sonra beni aradı, dedi ki patron, Sayın Başkan dedi, hayırlı bir işimiz var, İstanbul'a gitmek durumundayım, ben gelemiyorum. Benim yerime eski Bayındırlık ve İskan Bakanımız Cengiz Altınkaya gelecek, ödülünü alsın. Olur efendim dedik, başüstüne. Sayın Cengiz Altınkaya Bakanım, hoş geldiniz. Şimdi vefa ödülü deyince eski partiler, eski siyasetler ne güzeldi. Yemin ediyorum, özeniyorum. Özlüyorum. Eskiden bir ciddiyet vardı. Sayın Yılmaz Ateş Başkanım. Birisi arardı, bir not arardı vatandaş. Meclis Başkan Vekili, Milletvekili gece saat 12'de arardı. Buyurun kardeşim. Ne arıyorsun? Derdin ne? Şimdi nerede olduğunu 50 defa arıyorsun, yüzüne bakan yok. Böyle siyaset de olmaz. Açık söylüyorum. Bir gün rahmetli Süleyman Demirel Cumhurbaşkanımızı aradı. Gece saat 12'ye beni aradı. Buyurun kardeşim, beni aramışsın. Ne var dedi.
Ben Süleyman Demirel şok oldum. Gece saat 10'da Süleyman Demirel Cumhurbaşkanı karşımızda. Hala da burada anlatıyorum. Cumhurbaşkanı iken 3 defa görüştüm. Ya bakalım Sivilci ne yapıyor? Sivilci diyor. Tuna Caddesi'nde Sivil satan arkadaş ne diyor? Vatandaşın dertlerini alıyordu. Dertlerini dinliyordu. Şimdi bırakın milletvekillere, siyasi parti genel başkanlarımıza. Devlet demir yolları 70 trilyon zarar ediyor. Onun müdürü kimseyle görüşmüyor ya. Onun genel müdürü kimseyle görüşmüyor. Böyle bir yönetici olur mu? PTT'nin PES'i kalmamış, genel müdür kimseyle görüşmüyor. Efendim. Olur mu öyle şey? Devletin memuruydu. Bizler de müdürlük yaptık, yöneticilik yaptık. Biz devletin memurları, devletin Yılmaz Bekçileriyiz. Millet adını orada hizmet ediyor, hizmet kendisi. Değerli konuklar, fazla konuya girmek istemiyorum, seni rahatsız etmiyorum. Vefa ödülünün yanında da dostluk ödüllerimiz var. Bize selam veren, bizim düğünlerimize gelen, bizim hastalarımıza soran dostlarımız var. Biz bunları ödüllendiriyoruz. Bunun yanında diyorlar ya, sen Yılmaz. Diyorlar ya, bir 40 kahve hatırı ver. İşte bunun sözü göz önüne alınarak Ankara Kahveci Esnafı Odası Başkanı İsa Güven'e de bu dostluk ödülü vereceğiz. Kahveler sizi at, sen Güven. Tamam mı? Peki. Evet, kıymetli zamanınızı almak istemiyorum. Tekrar hepiniz saygıdeğer hanımefendiler, beyefendiler, tekrar hoş geldiniz. Bu ödüllerin ülkemize, Kamudel Camiası'na hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Yarın 14 Mayıs Analar Günü. Tüm analar diyorum, şehit anaları dahil, şehit olmayan analar dahil, tüm analarımızın Dünya Kadınlar Günü iştah tutuyor. Mübarek ellerini Analar Günü kutluyorum. Ellerinden öpüyorum. Ülkemize ve milletimize hayırlı evlatlar yetişilmesini temenni ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle evet, bazı protokolde nedenler oluyor, kusura bakmayın. Zaten ne koltuk, 15 tane koltuk var. Sinema türü olduğu için herkesi birinci sıra tutamadı. Peşinen üzül diliyorum. Burası hepiniz ev sahibisiniz. Hepiniz kamu dersiniz. Kamu der sizlersiniz. Onun için alınmayın. En sonunda oturan da başımızın tacıdır. En önde oturan da başımızın tacıdır. Lütfen bunu koltuk bu işle ön tarafta, arka tarafta oturduğumuzda kimse kızmasın. Özellikle istirham ediyoruz. Bu arada salonda içeri girip Vefa Ödülü, Vefa Ödülü, Dostluk Ödülü, Belediye Başkanlığı Ödülü, İş Adamları Ödülü alan ve isimlerini içeride yazmayanlar varsa lütfen bize bir isim görevleri, bir isimler isimlerimize bildirirse seviniriz. Aksaklara meydan vermemek için. Hepinize saygı ve sevgiler sunuyorum. Allah'a emanet olun. Var olun, sağ olun. Medali Demirci, Bahattin Altınatar, Hamdi Berber, Burak Baştu, Saliha Güven, Sevil Sülün, Saliha Gülcemal, Asım Güven, Yaşar Sezgin, Rabia Karataş, Fehime Subaşı, Orhan Özbek, Beyhan Ay. Biraz sonra sunucuyla baş başa bırakacağız sizi. İzin verirseniz ilk protokolün ödül takdimi ben yapacağım. Evet, vefa ödüllerine geçiyoruz. Medali ver. Yılmaz Halvacıoğlu Bey ödülü. Sayın Yılmaz Halvacıoğlu, Sivil Milletvekilimiz, Komisyon Başkanımız, davet ediyorum efendim. Ödülünüzü almak üzere. Sayın Cengiz Atık Bey'e, Çevre ve Şehircilik Bakanımız. Sayın Bakanım, ödülü vermek üzere. Tabii. 23. dönem milletvekilimiz. Şuraya, şuradan seyretelim.
Emel Hanım, Sayın Yönetim, Cengiz Bey'le. Konuşmak isteyen sayın başkanlarımıza söz vereceğiz tabii. Siyasi partilerin değerli başkanları, değerli milletvekilim, hepinize sevgi ve saygı sunuyorum. Ben 40 yıldan beri Ankara'dayım ama 25 yıldır da Ankara Siirtler Vakfı'nın başkanlığını yapıyorum. Bu nedenle 23. dönemde partimizin lideri tarafından Siirt'e gönderildim. Ve Allah'a şükürler olsun ki bir dönem milletvekili yapma fırsatı, hemşerilerime hizmet etme fırsatı sağlandı. Bu düzenlemeyi yapan değerli başkanım hemşerime çok çok teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Sayın Başbakanımız Yıldırım Akbulut adına Sayın Cengiz Altınkaya, Eskişehir İzmir ve Çevre Bakanımız. Buyurun Sayın Bakanım. Öbürü de Sayın Süleyman Yavcıoğlu, İYİ Parti Genel Başkanımız, eski Samsun Milletvekilimiz, eski ana vatandaş. Selam ve şükür. Tamam. Sayın Bakanım, Sayın Başbakanım adına konuşmak istiyorsanız söz sizde efendim. Evet, Sayın Genel Başkanlarımız, ülkemizin değerli yöneticileri, değerli konuklar, kamu derinde Sayın Genel Başkanı, değerli yöneticileri, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sayın Akbulut, Anavatan Partisi'nin Genel Başkanı ve 47. Hükümet Başbakanlığı olarak bu ülkemizde, güzel ülkemize hizmet ettik hep beraber. Onun adına ödül almaktan tabii ki bahtiyarlık duyuyorum. Bu vesileyle Anneler Günü'nü kutluyorum. Anadolu'muzda ağlayan analarla dolu Anadolu'muzda artık anaların ağlamamasını diliyorum. Bunun içinde herkesin dilinden düşünmediği, ülkemizin en büyük ihtiyacı olan birlik beraberliği sağlamak anlayışı içinde birlik beraberliği nasıl oluşabileceğini kısaca bir cümleyle söyleyip huzurunuzdan ayrılacağım. Türkiye'de, Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan herkes, bu güzel toplumun korkularla, inançlarla yönünü ve yöntemini, yolunu araması yerine evrensel kurallarla ilim ve bilim ışığında kendisini yönlendirmesi ve yönetilmesi halinde hiç kimsenin bu ortama itiraz etme hakkı kalmayacak. Bugün ben bu ödülü tabii Sayın Başbakanımız adına aldım. Ona teslim edeceğim. Ödül alacak olan bütün dostlarımız, yöneticilerimiz de tabii ki bu kıymetli eşyalarını en kıymetli yerlerde saklayacaklardır. Ben bu cümleden olmak üzere ödül sahiplerimizi kutluyorum. Ödüllerini güzel yerlerde muhafaza etsinler diyorum. Şunu da ilave etmek istiyorum ki yine bu Türk milletinin her bir ferdi olarak şunu unutmayalım. Yüce Allah bu millete öyle bir ödül vermiş ki kalbimizden, beynimizden atmamamız ve en itinalı şekilde korumamız gerekir. Yüce Atatürk'ü ve arkadaşlarını, şehitlerimizi ben de bir kere daha saygıyla, minnetle anıyorum. Ve o büyük ödülün sahibi Türk milletinin o güzel ödüle toz kondurmamasını, bugünlerde devam eden aymazlıkların bir an evvel neticelenecek şekilde cezalandırılmasını ülkemizdeki yönetimden bekliyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Milletvekili ödülüne geçiyoruz. Sayın Necati Yılmaz, Ankara Milletvekilimiz, Avukat Necati Yılmaz, kürsüye davet ediyoruz. Ödülünü de Hatay'ı Büyükşehir Belediye Başkanımız Lütfü Savaş Beyefendi davet ediyoruz. Sayın Savaş, hoş geldiniz.
06 59 Ne başkanlar, sayın bakanlar, sevgili milletvekillerim, önceki dönem milletvekillerim, belediye başkanlarım, kamuda bu ülkeye, bu toprağa, bu insana hizmet etmiş etmekte olan sevgili dostlarım, saygıyla sizleri selamlıyorum. Öncelikle 10 yıldır bu vatan için ve bu vatanın insanları için, yurttaşlarımız için çaba gösteren kamu görevlileriyle ilgili bir teşvik, ödüllendirme ve onları bu anlamda daha başarılı kılma konusunda bir nebze olsun katkı yapmak amacıyla bu ödülleri düzenleyen Kamu Dere ve onun sevgili başkanına saygılarımı sunuyorum. Sevgili arkadaşlar, kimse bu ülkeyi cebinden çıkarmadı. Bu ülke bir günde bu hale gelmedi. Bu anlamda dönüp baktığımda tabii ki ha gençlik yıllarından beri izleyerek, gözleyerek, haklarımda bilgi sahibi olduğum, çalışmalardan mutluluk duydum. Sevgili tarihsel kişilikleri burada görmekten, onlarla beraber olmaktan mutluluk duyuyorum. Bizler sizlerin emeklerinizin farkındayız. Bizler işleyen birbirini takip eden bir zincirin işleyişinin ayırdındayız. Bu anlamda bizler de size vefa gösteriyoruz. Emeklerinize çok çok teşekkür ediyoruz. Sevgili arkadaşlar, siyaset samimiyetle yapılması gereken bir faaliyet. İşçenlikle yapılması gereken bir faaliyet. Bu anlamda demin dediğim değerlere hizmet etme konusunda gerçekten samimiyetle davrandığım konusunda şüpheniz olmasın. Niyetim tamdır, çabam eksik olabilir. Eksik kalmış olabilir. Ki bunu tamamlama gayretimiz hep olacaktır. Ama niyetimiz bu topraklarda demin söylediğimiz gibi bize o büyük ödül olarak tarif edilen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önerdiği bir geleceği inşa etmek konusunda bir varis gibi, çabanın varisi gibi çalışmaya gayret edeceğiz. Bu anlamda bir tek, hangi kriterle seçtiğini bilemiyorum ama bir tek kişinin gönlünü kazanmışsam ne mutlu bana. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ödül olan bütün dostları emeklerine göre tutuyorum, saygılar diliyorum. Evet, Sayın Haluk Pekşen, Trabzon milletvekilimiz. Türkçe davet ediyoruz. Sayın Kerem Özkan, Burdur 22-23-24. Dönem milletvekili kürsüye davet ediyoruz. Ödülü vermek üzere. İşte kamu derin anlamı bu efendim söylüyoruz. Sen Pekşen, buyurun. Evet, sayın kıymetli parti genel başkanları, çok saygıdeğer önceki dönem bakanlarımız, saygıdeğer milletvekilleri, çok saygıdeğer belediye başkanları, kamuların iyi yürekli insanları, hepinize saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Uçaktan indiğinde insanların geldikleri ülkede herkes gibi can güvenliği içerisinde özgür yaşayabileceklerine inandıkları, mallarına el konulmayacakları, içeriye atılmayacakları, yargının adalet olduğu, Danıştay Başkanı'nın çay toplamadığı, hukukun üstün olduğu, egemenliğin millette olduğu bir ülkeye geldikleri için, böyle bir düşünce içerisinde olmaları için mücadele eden bir milletvekili olarak böyle bir ödüle layık görünmekten dolayı bir istiyor diyor. Bu topraklara ayak basan herkesin, kim olursa olsun, dünyanın saygı bir ülkesine geldikleri inancını taşımalarını ister. Bu topraklara ayak basan herkesin, Türkiye'nin geçmişinde atılmış olan her türlü uluslararası saygınlık imzasının bu ülkede sonuna kadar korunduğunu, mahkemelerdeki hakimlerin vicdanlarıyla hareket ettiğini, çünkü adaletin saraylarda değil insanların vicdanlarında olduğunu bildikleri bir ülkede siyaset yapma mücadelesi veriyor. Adalet vicdanınızda yoksa hiçbir yerde yok. Ne saraylarda, ne çay bahçelerinde. Adalet vicdanınızdadır. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Demokrasi de olmaz, cumhuriyet de olmaz, çarpık devlet oluruz. Onun için herkes hukuka saygılı olmalıyız.
Evet, şimdi de ya, Sayın Yılmaz, boyum kısa ben ödüyorum ya. Sayın Lütfü Savaş, Hatay Belediye Başkanımız. Hoş geldiniz, buyurun efendim. Ödülünü de Çorum Sundurlu Belediye Başkanımız Sayın Abdülkadir Şahinler takdim etsin. Buyurun, Sayın Şahinler, buyurun. Sayın Lütfü Savaş, Cumhuriyet Halk Partisi Belediye Başkanımız. Sayın Şahin Erdin, Milliyetçi Hareket Partisi Belediye Başkanımız. Sayın Savaş, buyurun. Sayın Kamudere Genel Başkanımız, çok kıymetli protokol. Kamudere Yönetim Üyeleri, tüm Kamudere Üyeleri, özellikle hepimizi saygıyla selamlıyorum. Bu güzel bizim için, Sayın Başkanımızdan itibaren tüm Kamudere ailesine teşekkür ediyorum. Tabii bizler hepimiz farklı kademelerde milletimize hizmet için belli kademeleri işgal ediyoruz. Bunu yaparken de en büyük amacımız insanlarımızın, milletimizin hayır dualarını almak. Ama bu gibi ödül törenlerinde de ekstra manevi anlamda mutlu oluyoruz. Çünkü çocuklarımıza, torunlarımıza bırakacağımız en güzel manevi değerler. Bunlar tabii biz de Hatay olarak 6 yıldır savaşın gölgesinde çok farklı renklerde şehrimize hizmet eden, ülkemize hizmet eden insanlarız. Şimdi maya sağlam olursa, renkler ne kadar değişik olursa olsun, siz onu gökkuşağı yaparsınız. O gökkuşağının altından da el ele hep birlikte geçip gidersiniz. Biz tüm şehirlerimizin, tüm ülkemizin Hatay'daki bu anlayışla yaşatılmasını, hakim olmasını ve millet olarak da geleceğe ömür adımlarla gitmek istiyoruz. Tabii iki tane bizim Hataylıların her renkten Hataylı'nın düşüncesi iki tane. Biri insanların yönü Ankara'ya dönükse ve Şanlı Türk bayrağımızın altında huzurlu ve mutlu hissediyorsa kendisini, bizim için birisi vatandaştır ve Türk milletinin asıl unsurudur. Daha öteye gitmek gerek yok diyorum. Ben tekrar ödül töreni için teşekkür ediyorum ve bize saygılar ediyorum. Evet, bir milletvekili arkadaşımızın ödülü vardı. Unuttuk hanım, Sayın Gülsel Tekin İstanbul milletvekilimiz. Onun adına danışmanı Özgür Kurt. Sayın Kurt, buyurun. Sayın Gülsel Tekin Bey'i unutmuştuk ama şöyle bakmasınlar. Özgür Bey. Tamam, buyurun. Buyurun. Sayın milletvekili bugün katılamadı, aranızda yok. Size selamlar, saygılarımı iletiyorum. Çok genel arkadaşı, çok genç yaşta kaybetti. Yol arkadaşıydı, partimizin Büyükşehir Meclisi'ydi. Onun bugün cenaze töreninde olacak. Ben selamlarımı, saygılarımı iletiyorum. Teşekkür ediyoruz efendim, sağ olun. Ben Tekne Merkez Milli Çatı Partisi Genel Başkanı, Hak ve Adalet Partisi'nin Genel Başkanı Yiğit Seki Öztürk'tüm. Aynı zamanda 15 Temmuz darbesi 2016 darbesi şehit ve gaziler derneğinin de genel başkanıyım. Aynı zamanda da ilk kez bir hafta oldu. 80 milyon Türkiye'nin halkın, milletin cumhurbaşkanı adayı olarak aday oldum. Şu an derbede de 35 bin imzaya ulaştık. Ülkemiz ekonomik, sosyal, kültürel, siyasal, terör karşısında büyük bir sıkıntı geçirdiği için, ülkemizin milli birliğe, beraberliğe, kardeşliğe ihtiyacı olduğu için Kuskusuz Parti varken biz kalktık. Tekne Merkez Milli Çatı Partisi olarak 80 milyon kişi kucaklayacak, kucaklamak için bütün Cumhuriyet Vatandaşı çocuklarının katılımıyla partimizi kurduk. Partimizin amacı ülkede milli birliği, beraberliği, kardeşliği sağlamak. Ülkenin şu günlerde milli birliğe, beraberliğe, kardeşliğe, hukuka, adalete, özgürlüklere, moderne, yeniliğe,
çağdaşlığa çok ihtiyacı olduğu bir dönemden geçiyoruz. İnşallah iktidara geldiğimiz zaman ülkemizde hukuk üstünlüğü sağlanacaktır. Adil bir şekilde parlamenter sistemine tekrar dönüşüm için elimizden gerekeni yapacağız. Hepinize saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ederim. Evet, Ethem Öztürk Belediye Başkanlığı Sayın Önder Demirel adına yerine Halil Şahin Göz Başkan Yardımcısı. Davet ediyoruz. Ankara Milletvekili Necati Yılmaz'ı davet ediyoruz. Ödül vermek üzere. Sayın Yılmaz buyurun. Bundan böyle hanımlara yer vereceğiz. Sayın bakanlarım, sayın milletvekillerim, sayın genel başkan, başkanlarım, değerli belediye başkanlarım, kıymetli misafirler, kabul ederim. Sayın Başkanım ve yönetimler, bizlere layık gördüğünüz hürmetten dolayı dükkanlarımı sunuyorum. Çorum Sungurlu Belediye Başkanı olarak da kısaca Sungurlu ilçemden de bahsetmek istiyorum. İç Anadolu'yu Karadeniz'e bağlayan bir ilçemizdir. İki tane özelliğimiz vardır. Birisi Ankara gibi metropol başkent şehrimizde 350 Sungurlu ilçelerimizin olması. İkincisi de ilçe bazında en çok şehir veren bir ilçe olmamız. Bu asabiyetten reket törenimizi de tüm şehirlerimizin adını anıyorum. Anneler günü tutuyorum, saygılar sunuyorum. Hukukçu, Siirt Eski Baro Başkanı, Avukat Faruk Özel aramızda da. Hoş geldin Sayın Özel. Süleyman Yağcıoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı, Samsun, 17. dönem milletvekili. Tabii ödül alanları söylemiyoruz. Şantajı, ödül alanları söylemiyoruz. İbrahim Çelebi, Anavatan Partisi Genel Başkanı, Sayın Genel Başkan, hoş geldiniz. Yaşar Sezgin, Kocaeli Kamu Derya Başkanı. Ertuğrul Günaydın, Yönetim Kurulu Müdürü. Hikmet Bedir, Hayrettin Tartan, iş adamı Siirt'ten gelmişler. Tabii hemşerim olduğu için biraz diyelim yapıyor. Hoş geldiniz Sayın Tartan. Unal Köseoğlu, iş adamı. Metin Akın, iş adamı. İstanbul. İsmet Arpa, Haydarpaşa Emekleri Derneği Genel Başkanı. İsmail Çiftçi, Haydarpaşa Demiryolu Emekler Derneği Genel Sekreteri. Ayhan Gedik Öztürk, Özürler Derneği Başkanı. Aramıza da hoş geldiniz. İsimleri okuyamadığımız misafirlerimiz varsa lütfen bildirsene, biz okuyacağız. Sonra kimse bize kızmaz. Evet. Sayın Mustafa Karakaya, Çaban Özü Belediye Başkanı. Evet, ediyoruz. Ben Genel Başkanım, buyurun. Hangisini yapıyorsunuz? Şu kameraya bak, Evet Sayın Çelebi, siz konuşmayı devam edin. Başkan konuşacak herhalde, ondan sonra ben de konuşacağım. Sayın Karakaya buyurun. Sayın Karakaya Başkanım, kamu görevlisinden gelme. Ta memuriyetten müdüriyete kadar.
aramızda çok saygıdeğer konuklarımız var. Bu ülkeye ibadet aşkıyla çalışan bakanlarımız var, milletvekillerimiz var. Muhtarlarımız var, belediye başkanlarımız var, ilgilenen meclislerimiz var. Buradan herkese çok teşekkür ediyorum. Belediye başkanlığı genel yönetimlerde çok önemli bir konuma sahip olan bir görevdir. Yani fedakarlık isteyen gönül işidir. Gerçekten yürek işidir. Zor bir iştir ama güzel bir tarafı var. Sevap da bir iştir aynı zamanda. Çünkü bir canlının doğumundan ölümüne kadar sorumluluğumuz var bu konuda. Onun için de bu görev gerçekten kutlu bir görevdir. Mutlaka görevler hepsi güzel. Ama yerel yönetimlerde görev yapmak bir ayrıcalıktır. Bunu buradan belirtmek istiyorum. Bugün bizleri motive eden, ödül törenine katılan herkese teşekkür ediyorum. Ayrıca Kamu Der Genel Başkanımıza ve yönetim kurulu üyelerine çok teşekkür ediyorum. Annelerimizin Anneler Günü'nü de kutluyorum burada. Herkese saygılar sunuyorum. Arkadaşlar, başımın üstüne yerler var hepsinin. Şansımız Tuzlu Meşhur'dur. Biz bu Tuzlu'dan yapılmış bir isimli Kapıdar Genel Başkanımızı huzurunuza takdim etmek istiyorum. Eski ana vatanlı diye bir şey kabul etmiyorum. Ya ana vatanlıdır ya değildir. Eski ana vatanlı başka bir partide siyaset yapıyorlarsa saygı duyarız. Ana Vatan Partisi hepinizin malumu protokolü saygıyla selamlıyorum. Birden bir giriş yaptık. Geçmişte ülkeye çok büyük hizmetler vermiş ama bu hizmetlerin sonunda kurucu felsefesinden ayrıldığı için de zamanla toplum bizi cezalandırdı. Biz NADAS'a kaldık. NADAS'ta da gerekli derslerimizi, ödevlerimizi yaptık. Şu an son referandumda da seçimlere katılabilen 10 tane partiden biriydik. 100 bin tane gönüllümüzle Cumhuriyet Halk Partisi'nden sonra sandıklara müdahil olabilen ve sahada olan tek partiydik. Ama maalesef bizi bazıları görmek istemiyor, duymak istemiyor ama onlara inat. Bu Atatürk'ün kurduğu cumhuriyete, bu Atatürk'ün kurduğu demokratik parlamenter rejime sonuna kadar sahip çıkacağız. Ben de Sayın Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı gibi partili bir cumhurbaşkanlığına biz de karşıyız. Çünkü cumhurbaşkanlığı devletin tamamını temsil eden tarafsız olması gerektiğine inanıyoruz. Referandumda normalinde biz istediğimiz sonucu aldık. Ama hakikaten YSK'yı geçemedik. Biraz önce Sayın Bakanım da dediği gibi adam büyük korkularından, büyük baskılarından zoraki bir açıklama yaptı. Ama vicdanlar da kaybedildi. Yani önümüzdeki dönem Türk siyaseti adına büyük mesajlar verdi, büyük hedefler gösterdi. Önümüzdeki dönemde hep beraber uzlaşıyla birlikte tekrar Atatürk'le hesaplaşmak isteyenlere meydan vermemek için demokratik parlamenter rejime bu ülkeyi geri döndüreceğiz. Hiçbiriniz merak etmeyin. 2019 seçimlerinde büyük bir uzlaşıyla, o uzlaşının içerisinde hep beraber olacağız. Ve şu anda da gündem bizi meşgul ettiği için ona da değinip bırakacağım. İşte işgal kuvvetlerini çiçeklerle karşılayanların torunları, bugün Atatürk'ün annesi, Atatürk'ün manevi kızı üzerinden yine değerlerimize saldırmaya başladılar. Bu soysuzlara, bunların kimin tohumları olduğunu iyi bildiğimiz bu soysuzlara bu alanlarda bırakmayacağımızı özellikle de belirtiyorum. Önümüzdeki süreç zor, meşakkatli ama Atatürk'ün Türkiye'sine, Atatürk'ün Cumhuriyeti'ne sahip çıkmak isteyen herkesin büyük fedakarlıklarla başarabileceği bir sürece giriyoruz. Önümüzdeki 2019 mu olur, farklı bir gündem olur, hep beraber ağzımıza, kaşımıza, gözümüze, bilmem neyimize bakmadan büyük bir uzlaşı içerisinde, partiçi hiziplere bu işi heba etmeden 2019'da
Atatürk'ün bize emanet ettiği hür ve bağımsız Türkiye Cumhuriyeti'ne tekrar sahip çıkacağız ve parlamenter sisteme döndüreceğiz. Yine parlamenter başbakanlık seçimi olacak, akabinde cumhurbaşkanlığı seçimi olacak. İmtihanımız, sınavımız zor. Hepimize büyük görevler düşüyor. Bu iş hepimizin görevi. Buna biz yürekten inanıyoruz. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi ve benim de rahmetli annem olmak üzere tüm şehitlerimizin, hepimizin ebediyete intikal etmiş anneleri ve yaşayan annelerimizin anneler gününü kutluyorum. Hepsinin ellerinden öpüyorum. Hepinizi de Allah'a emanet ediyorum. Sevgiler, saygılar. Neyi polisiz tarihçi, neyi tarihçisiyse sözüm ona, eğitimci, yazar, bilimlerine yazar demiş. Allah ona akıl versin, ıslah istiyorum, kınıyorum, lanet diyorum. Atatürk olmasaydı, onun ismi Mustafa Armağan olmazdı. Armağan olur, Armağan olur, Armağan olur. Evet, NTV ve Sinan Türk muhabirleri de aramızda var. Kendilerine hoş geldin diyoruz. Evet, Mürsel Özen. Muş, Hasköy Belediye Başkanımız. Hoş geldin. Kıymetli hazırım. Öncelikle göklerinde merhum Sultan Alparslan'ın ve onun çıktı askerlerinin ruhaniyetinin dolaştığı kadim şehir Muş'umuzdan tüm hazırını en içten dileklerimle, saygılarımla selamlıyorum. Ve 700 bin metrekare vatan toprağı, 780 bin metrekare vatan toprağında farklılıklarımızı ayrıştırmadan, ötekileştirmeden huzur içerisinde bir ülkede yaşamak dileğiyle hepinize saygılarımı sunuyorum ve bu anlamlı töreni hazırlayan bizleriyle bu ödüle layık gören Kamudere'de teşekkürlerimi sunuyor. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Nasilen Türk adına, pardon, Star adına, NTV Star adına muhabir kim olacak arkadaşımız? Funda Hanım. Buyursunlar efendim. Dur, acele yok. Dur bakalım, söz alacağız. Söz yok. Olmadı 17 olsun. Evet, bir zahmeti yapalım. Tamam. Evet. Abi görüyordum söz aldık akşam yerinden. Engelleme olmasın. Sayın kamu görevlileri ve çalışanları, derneğin genel başkanı ve yönetim kurulu üyeleri, sayın milletvekilleri, belediye başkanları, siyasi partilerimizin değerli genel başkanları, eski milletvekillerimiz, bakanlarımız, değerli konuklar, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Öncelikle aranızda olmaktan çok heyecanlı ve mutlu olduğumu belirtmek isterim. Biz belediye başkanları olarak elimizden geldiğince ilçelerimizde projeler üretmeye, ürettiğimiz projeleri de hayata geçirmeye çalışıyoruz. Fakat bunun yanında biz sosyal demokrat belediyecilik anlayışıyla çalışanlarımızın haklarına ve ihtiyaçlarına elimizden geldiğince de karşılamaya çalışıyoruz. Şöyle ki bir örnek vermek isterim. Benim ilçem 1958 yılında belediye olmuş. 2014 yılında yapılan yerel seçimlere kadar işçilerine sendika hakkı verilmemiş. Biz 2014 yılında yapılan yerel seçimler sonrasında ilk önce çalışanlarımızın sendika hakkını sağladık. Bu vesileyle böylesine güzel emekçilerin oluşturduğu bir dernekten ödül almak çok büyük onur ve gurur verici. Hepinize teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum.
Değerli konuklar, başkanı davet ettim ama başkanımla birlikte hepiniz de ilçemize bekleriz. Afyon Karahisar Denizli yolu üzerinde, karayolunda 5000 nüfuslu Şirin bir ilçemizdir. Misafir etmekten mutluluk duyarız. Tekrar saygılar. Evet, İsmail Tayran Başkanı'na teşekkür ediyoruz. Nasipse gideriz. Belediye başkanları, hepinizi saygıyla şükranla alıyorum. Bu ödüller bizi layık gördüğü için öncelikle araştırmalarından dolayı halkımıza çok teşekkür ediyoruz. Halk bizi layık gördüğü için araştırmalardan dolayı. İnşallah biz de halkımızı mahcup etmek için bütün gücümüzle, gecemizi gündemimize katıp çalışmaya devam edeceğiz. Yırtlayacağız. Halkımız hizmetine en güzeline layıktır. Yarın annelerimizin anneler günü olduğu için önce rahmetlik annemin ve siz değerli bayanlarımızın, annelerimizin, Türkiye'deki bütün annelerimizin anneler günü kutlu olsun. Hepinizi saygıyla şükranla anlıyorum. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Sayın Bakanım, milletvekillerim, değerli Büyükşehir Belediye Başkanı, kıymetli Hazırlar Başkanım, sizlere Medeniyetlerin Beşiği Hatay'ımızdan, barışın, huzurun ve hoşgörünün şehri Hatay'ımızdan ve arzumuzdan selam getirdim efendim. Bugün aynı zamanda bizim şirin ve güzel ilçemiz Arsuz'un ulusal ve uluslararası kamuoyunda tanıtımına ciddi katkı sunacağına inandığımız Doğa Enstitü Sporları Festivalimizin açılış günü olması münasebetiyle çok arzu etmesine rağmen aranızda bulunamayan Sayın Belediye Başkanımız Nazım Cumhur'a saygıyla selamlıyorum efendim. Sayın Belediye Başkanımız Nazım Cumhur'u bu ödüle layık gören başta Sayın Genel Başkanımız şahsında tüm Kamudar ailesine teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Asıl mensubu arkadaşlarımıza, il ve ilçe ve belde belediye başkanlarımıza ve özellikle de Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı'nın şahsında bütün belediye başkan arkadaşlarımıza sizleri saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Özellikle Kamudel Genel Başkanımız ve yönetim kurulu üyeleri başta olmak üzere sizlere bir kez daha ilçem adına Hatay'ın yine ikinci, üçüncü büyük ilçesi olan 15 bin hektar alan 130 bin civarında nüfusa sahip 19 Aralık 1918'de milli mücadelede ilk kurşunu atan ve dolayısıyla ilk Kuvayi Milli Hareketi'ni başlatan hem Cumhuriyet tarihi açısından hem Türk tarihi açısından önem arz eden milli mücadelenin ilk kurşununun atıldığı bu Türkmen şehrinde, bu Türkmen ilçesinde hemşerilerim adına ve ilçe belediye başkanı olarak tekrar hepinizi sevgiyle, saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Bu ödüle layık görmekten onur duydum, gurur duydum. İlçem ve hemşerilerim adına olmaktan tekrar onur duyuyorum, sizlere teşekkür ediyorum. Bu vesileyle 1944 Mayıs ayında, 10 Mayıs, 18 Mayıs ve 10-20 Mayıs arasında Kırım Tatar Türklerinin yurdundan, ana yurdundan sürgün edilişinin 73. yıl dönümü dolayısıyla o süreci şiddetle kınıyorum. Bütün Türk dünyasına, Kırım Tatar Türklerine, bütün Türk dünyasına buradan selamlarımı, saygılarımı, hürmetlerimi sunuyorum. Dolayısıyla arkadaşlarımızın genelinde ifade ettiği manada Türkiye'nin her noktasından, misaki milli sınırlarımızın her noktasından gelen bütün belediye başkanlarımıza, onların şahsında bütün misaki millide ve bin yıllık kardeşliğimizin yaşatılması noktasında hemfikir olduğumuzu bir kez daha ifade etmek istiyorum. Belki sözlerimin başında ifade etmem gerekiyordu ama başta derken Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere 19 Aralık 1918'de ilk milli mücadeleyi başlatan Cumhuriyetin kuruluş felsefesini oluşturan, ilk Kuvayi Milli Hareketi'ni oluşturan
ilk kurşunu işgalci kuvvetlere karşı sıkan Kara Mehmet Çavuş ve silah arkadaşlarını, Kara Hasan Paşa ve silah arkadaşlarını ve bu millet adına, bu memleket adına, bu bayrak adına şehit düşen bütün şehitlerimizi, bütün geçmişlerimizi rahmetle, minnetle, şükranla anıyorum. Onların aziz hatıraları önünde bir kez daha dualarımızla onları yad ediyoruz. Hepinizi sevgiyle, saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Teşekkür ederim. Böylesi güzel bir toplantıda bulunmaktan bizlere de hatırlayıp ta Eskişehir'den bizi de davet ettikler için kendilerine teşekkür ediyorum. Yönetim kurulu emeği geçenleri tebrik ediyorum. Arkadaşımız, başkanımız sağ olsun bir parça bahsettiler. Ben Niyazi Çapar. 76 yılından beri insanlara yedek parça üretirim. El, kol, ayak, bacak. Arabalar olur, insanlar olmaz, bilim efendim. Son 11 senedir insanlara hizmeti bıraktım. Türkiye'mizde bir noksanı tespit ettim. Nedir o? Aynen insanlar gibi hayvanlar da trafik kazasına uğruyorlar, felç oluyorlar, çeşitli rahatsızlıklar oluyor. Türkiye'de tek başıma bugüne kadar 1000'in üzerinde kedi, köpek, güvercin, leylek, buzağı, Ankara'da bulunan at efendim gibi 1000'in üzerinde felçli hayvanları veya bacağı çeşitli şekilde ampute edilmişleri yürütüyoruz. Bu hizmete devam ediyoruz. Ayrıca ben davetiyeler de getirdim. Burada bulunan bütün davetlileri, yolunuz Eskişehir'e düşerse benim bir müzem var. Odun Pazarı'nda, televizyonlarda falan veyahut gelip gidenlerden, Ankara'dan çok ziyaretçi kabul ediyoruz. Türkiye'nin ilk nostalji farması, 150 yıllık ilaçlar, havanlar. Benim ilk mesleğim, ikincisi ortopedi oldu. Davetiyi buraya bırakıyorum. Bir de Türk evladının bilmesi gereken ecdadı ile ilgili ne varsa 3 büyük A5'te topladım. Onlardan da yeterince bırakacağım. Arzu edenler buradan alabilirler. Ben sizlere saygılarımı, hürmetlerimi sunuyorum. Bizi düşünenleri Cenab-ı Allah hiç unutmasın diyor. Saygılar sunuyorum. Ertuğrul Gazi Han'ın metfun bulunduğu türbenin olduğu yerdir. Ama doğduğum yer orası, doyduğum yer Eskişehir. Küçük yaştan da Eskişehir. Osmanlı'nın kuruluş gününde söylenmiş. Ertuğrul Gazi Han'ın başucunda duamızı yaptık. Ayak ucundan bir miktar toprak aldık. Dünyada sadece Cenab-ı Allah'ın Eskişehir'e bahşettiği bir nimet var. Lüle taşı. Lüle taşından küp yaptırdım. O Ertuğrul Gazi Han'ın başucunda yaptığım duadan sonra ayak ucundan aldığım toprağı buraya koydum. Osmanlı Cihan Devleti'nin kuruluşunu 27 Ocak 1299'da dünyaya ilan eden Dursun Fakıh'ın türbesinin de aynı şekilde dua edip toprağı aldım. Oradan Osmanlı Cihan Devleti'nin kurucu manevi mimarı Şeyh Edebali'yi ziyaret ettim. Aynı şekilde dua ettim. Bunlar da güzel. Güzel. Evet, Sayın Rıza Alagey. Birinci getirelim Sayın Rıza Alagey'i. İş adamımız. Yok yok. Ayrıca Ankara Arşivler Başkanı. Yapacağım şefkiniz konuşarak. Ödülünü Sayın Genel Başkanımızdan alıyorlar.
Sırada farklılıklarımız zenginliğimizdir sloganıyla Barış ve Kardeşlik adına Avrupa'dan iki tane ödül aldık filmimiz. Ve ilk Türkçe afişlerde filmimizde oldu. Ve bütün Güneydoğu'da ücretsiz yayınlanması için filmimizi ben belediyelere de verdim. Bugün Sayın Başkanımıza da yine Sevgi Taşı sinema filmimizi, bir sinema sunumunu, DVD'sini başkanımıza da veriyorum. İnşallah kabul edin. Tebrik ediyoruz. Çok saygıdeğer büyüklerim, mesleğine aşık. Belki çok başındayım, 10 yılımı geride bıraktım. Huzurunuzda olmaktan ve bu ödül almaktan çok çok memnuniyet duyuyorum. Çok teşekkür ediyorum Kamudar Başkanı, Cevdet Başkan ve Yönetim Kurulu'na bu güzel organizasyon için de ödül için de teşekkür ediyorum. Saygılar. Emel Bey ve beraber alalım onu. Evip bir, bayrak bir, vatan bir, millet bir, ulus bir. Bravo. Korkuyorum seni. Anladım efendim. Sağ ol. Onun için sen. Kamu denin toplantısı diye. Parti sayfasına koyacağım. Anladım. Sağ ol. Kanal Siyaset Yönetim Kurulu Başkanı'na, İbrahim Yemen ve arkadaşına çok teşekkür ediyorum. Saat 8'de izleyeceğiz. Sağ olsunlar. Katılan, katılamayan, gelen giden eniyor başkanım. Katıl program oldu. Ödüller dağıldı. Şöyle bakın, evet. Ödüller dağıldı. Herkes mutlu ayrıldı. Güzel bir organizasyon oldu. Sayın Başkanım, ben şunu söylüyorum. Biz de Kanal Siyaset ödül töreni yapıyoruz. Bu iş zor iş. Nasıl başarıyorsunuz Sayın Başkanım? Nasıl başarıyoruz? Evet, güzel bir soru. Çok teşekkür ederim. Biz bunu 10. Geleneksel Ödül Töreni yapıyoruz. Büyük Önder Aziz Mustafa Kemal Atatürk bir sözü var. Diyor ki, başarıyı başaracağım diyenindir. Biz de bu işi başaracağız dedik. Başarıyoruz. Alnımızın hakkıyla başarıyoruz. İnşallah başaracağız. Evet, gelemeyen, gidemeyen, ödülünü alamayan bunlara neler diyeceksin Sayın Başkanım? 50 tane ödülden. Evet. 48'i dağıttık, iki file verdik. Yani o da mazlet bildiler, gelmediler. Gelen gelmeyen. Tüm dostlarımızı, davet ettiklerimizi içten teşekkür ediyorum. Sağ olsun, var olsunlar. Bu sene gelmezse 2018'de gelirler. Gelmelerini temenni ediyoruz. Biz kamu deriz, ayrım kayrım yok. Adımız kamu der, soyadımız Türkiye. Gelen de gelmeyen de bizim dostumuzdur, büyüğümüzdür, kardeşimizdir. Güçlü Türkiye, güçlü kamu der diyoruz biz. Büyük Türkiye, güçlü kamu der diyoruz. Evet, sloganımız o. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun.